Pandemi sürecinden en çok etkilenen iş kollarından biri de eğlence sektörü. Bir yıl aşkın bir süredir mesleklerini yapamayan müzisyenler kendileri için maddi destek değil, çalışma saatlerinde bir esneme istiyor. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Devletten aldığımız maddi destek çok küçük bir maddi destek, küçük bir meblağ. Yani bizim için bize yetecek tutarlar değil. Şu an bizim tek istediğimiz şey bize biraz daha esneklik tanınması. Yani bizim mekanlarda 2 saat kadar bir müzik yapabiliyoruz. Şu anki 450 gündür kapalıydık. Şu son bir haftadır açık. Ve yaklaşık olarak Türkiye çapında 112 tane, 113 tane müzisyenimiz intihar etti maddi sıkıntılardan dolayı. Bu insanlar niye öldü? Bu insanların yanında niye kimse olmadı? CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da iktidarın pandemi sürecinde yaptığı yardımı eleştirdi. İktidar diyor ki biz diyorlar pandemi döneminde işte 660 milyar civarı destek verdik. Bakıyoruz, araştırıyoruz, böyle bir destek yok. Destekledikleri ne biliyor musunuz? Faiziyle borç vermek, kredi vermek. Buna destek diyorlar. Eğlence sektörünün salgın sürecinden ciddi boyutta etkilendiğini söyleyen İsmet Karaca toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı çıktı, 3 güne bir şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Aşı geldi, aşı gitti. 100 milyon doz aşı geliyordu, 30 milyon doz aşı geliyordu. Aşı şunun için söylüyorum, aslında aşı olan kardeşlerimiz bizim için de aşı oluyor. Aşı olmayanlar için de aşı oluyor. Onlar taşıyıcılık riskini azalttıkça bu tehlikenin bir önce bertaraf edilmesi anlamına geliyor. Sizler için de, bizler için de, aşı olmayanlar için de aslında aşı olmuyor. Ama bakıyoruz kaç aydır diğer ülkelere baktığınızda neredeyse nüfusun tamamını aşılayan ülkeler var. Ama ne diyorlar? İşte biz şu kadar aşı yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Velhasıl neyse bu süreci yönetemediler. Yönetemiyorlar. Sektörel olarak da çok ciddi kan kaybı var. En ağır bedellerin birini ödeyen müzik sektöründeki kardeşlerimiz. Bugün onların yaşadığı sorunlara kadın kolu başkanımıza, sayın vekilimize değindi. Biraz sonra kendileri de sanıyorum burada bu yaşadıkları sıkıntı. Aslında onlardan dinlemek gerekiyor. Onlardan dinleyeceğiz. Ama en dezavantajlı durumda olan eğlence sektörü, orada çalışanlar, müzik yapanlar, sosyal güvenliği olmayan, zor şartlarda yaşayan insanlar pandemi sürecini çok çok ağır atlatıyor. Onların güvenli sığınakları yok.